Sana ey Muhammed, Zulkarneyn hakkında sorarlar. De ki size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Öğüt ve hatırlatma. Neye yarar bunlar? Dünya hakimiyetinde bize bir tecrübe ve bilgi değil mi? İnşallah. Niçin öğüt alınır? Evet. Hayatı uygulamak için. Hayatı uygulamak için öğüt veriyorum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. De ki, yani vahiyle, yalnız vahiyle söylüyorum. Bazı bilgiler vereceğim. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. Dünya hakim ettik. Maşallah. Mehdi gibi. Ve ona her şeyden bir yol verdik. Bir sebep verdik. Bir görüşe göre de Kur'an'da belirtilen bu kişi doğrudan Mehdi olduğu da söyleniyor. Burada anlatılan kişinin. Evet. Bir görüşe göre de tarihte geçmişte yaşanmış bir insandır. Fakat ibret alınması için Cenab-ı Allah bu örneği veriyor diyor. Ama o ikinci ihtimalde çok ciddi delilleri var. Çünkü çok yüksek teknoloji var. Televizyon teknolojisi, bilgisayar teknolojisi var. Evet. Yani dolayısıyla Mehdi'ye doğrudan bakıyor da olabilir. İnşallah. Biz ona yerine sapasağlam bir iktidar verdik. Bu Mehdi döneminde olacak bir iktidardır. Ve ona her şeyden bir yol verdik. Her türlü bilgiyi, her türlü imkanı verdik. O da bir yol tuttu. 85'te. Maşallah. 85'te bir yol tuttu diyor. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Ama 86'da bir şey var. Bakın, sonunda güneşin batması var. Güneş gizleniyor. Bakın, güneş battığında yok olmaz değil mi? Gizlenir, yeniden çıkar. Bir gaybeti vardır güneşin. Aynı şekilde Mehdi'nin de gaybetine bakan bir ayet Maşallah. inşallah. Güneşin battığı, çünkü Mehdi için de biliyorsun güneş tabir ediliyor. Güneş. Evet. Ulaştı ve onu kara çamurlu bir göze de batmakta buldu. Yani kara çamurlu bir göze. Mehdi'ye de işaret vardır. Bu da Mehdi de zindana konacaktır. Ve kara çamurlu bir göze gibi o zor olan ortamda gözden kaybolacaktır. Orada gaybete gizlenecektir. Gaybete girecektir. Yani hapsedilecektir. Ona işaret ediyor 86. ayette. Aynı zamanda. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki ey Zulkarneyn, ya azaba uğratırsın veya işlerinde güzelliği ilk edinirsin. Yani azapla da hareket edebilirsin, şefkat ve sevgiyle hareket edebilirsin. Mehdi neyi seçecek? Şefkat. Şefkat ve merhameti. Çünkü niçin? Niye göre? Kur'an'a göre ve Peygamber Efendimiz'in talimatına göre. İnşallah. Allah'ın emri ve Peygamber'in talimatı var. Burnunu dahi kanatmayacaksın, damla kan akıtmayacaksın diyor Peygamber. Talimat. Uyuyan kişiyi uyandırmayacaksın diyor. Havadaki kuşlar, denizdeki balıklar bile senden memnun olacaklar diyor. İnşallah. Mehdi'ye. O hadisler Mehdi'ye mektuptur Peygamber Efendimiz'den. Aynı zamanda. Hem ümmete bilgidir, hem ona mektuptur. Son derece şefkat oluyor ve bütün silahları yeryüzünden kaldıracaksın diyor Peygamber Efendimiz. Hepsini. İnşallah. Peygamber söyledi, o talimat verdiği için yapıyor. Mehdi nereden bilsin? Kur'an emrettiği için, Peygamber talimat verdiği için yapıyor. İşlerinde güzelliği ilke edinirsin. İşte Resulullah'ın talimatını yerine getirecektir Mehdi. Dedi ki, kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürülür, o da onu görünmemiş bir azapla azaplandırır. Asıl ahirette azap çekeceksiniz diyor. İnşallah. İnşallah. Ama tabii Allah vermesin, bir mesela çok büyük bir zulüm varsa tabii ki cezasını çeker. Yani Mehdi sen suç işledin, eline sağlık demez tabii ki. Tabii ki. Değil mi? Yani İnşallah. ne, tabii ki kanun karşısında cezası neyse onu alır. İnşallah. Ama genel olarak topluma muazzam şefkat ve sevgi gösterecektir. İnşallah. Yoksa suç işleyene eline sağlık demeyecektir yani. O anlamda değil o. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, bakın iman edecek ve samimi davranırsa,
Onun için güzel bir karşılık vardır. 88'de bir ferahlık var. Bakın. Güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Demek ki Mehdi kolaylaştıracak. Kolaylaştırıcı olacak. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Değil mi? Ağır üzerimizdeki teklif zincirlerini kaldıracak. İnşallah. Bizi taassup bataklığından kurtulacak, kurtaracak. İnşallah. Yobazların, tutucuların, tutucu derken yani gerici düşünce. Yani bunu en güzel şöyle diyebiliriz. Dogmatik. Yok, dogmatik de demeyelim. Ham sofu kaba softa. İnşallah. Necip Fazıl Kısaköre'nin çok güzel bir sözü vardır. Tam karşılığı budur, onu söyleyelim. Onların etkilerini kaldıracak. Zaten hadiste de var. Hatta diyor, İstanbul'daki bir yobazın değil mi, Mehdi ile mücadele edeceği belirtiliyor, evet, hadislerde. Evet, inşallah. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Mehdi devrinde demek ki kolaylık ve sevgi esas olacak. 89'da bir değişim oluyor. Sonra bir yol tuttu. Yeni bir dönemeç başlıyor. 90'da sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. 90'da bir atak, hı hı, işareti var. Güneş doğuyor artık. Belirginleşmiş. Ona da işaret var. Onu... Güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerinde doğmakta iken buldu. Yani o devirde insanlar mesela plajlarda güneşleniyorlar. Bütün toplum, hı hı, değil mi, plajlara gidiyor. Ki asrımızda en yoğun olan bir olaydır, evet, bu. Inşallah. Bakın, güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız kavim üzerinde doğmakta buldu. Yani her yerde insanların denize girdiği, efendim göllere girdiği, ki yani bu ahir zamanda olan bir olaydı. Zamanında bu kadar böyle bir olay yoktu. İnşallah. Bu aynı zamanda ahir zamanında bir işarettir bu. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu, ilmi ledin, batın ilmi, İnşallah, ve vehbi ilim, yani özel bir ilme sahip oldu. Özü kapsayan bir bilgi olduğunu, biz ilmimizde biz bütün kuşatmıştık, biz biliyorduk diyor Cenab-ı Allah. Ben öyle yarattım diyor Allah. Yani özel bir ilimle yarattım. 92'de sonra bir yol daha tuttu diyor. Yeni bir dönemeç başlıyor. İki sedden arasına kadar ulaştı. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Mesela bakıyoruz doğuda PKK fitnesi var. Adamlarla konuştuğunda hiçbir sözü kavramıyorlar. Kendi İdeoloji. Kafasının ideolojisine sabit. İki seddin arasına kadar ulaştı. Aynı zamanda tabii bu iki kavramı çok geçiyor. İki, 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 iki. Kıyamette ikilidir. Hı hı. 2120'dedir. İkiler çok Kehf suresinde geçen bir konudur. Mesela Güneydoğu'ya bakıyoruz. Hakikaten dağlık bir bölge. Değil mi? Orada bir set oluşmuş. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Bir buna işaret ediyor. İkincisi de şudur. İki set. Onu neyse açıklamayayım onu şimdilik. Dediler ki ey Zülkarneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, Ye'cuc ve Me'cuc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar şu anki teröristler. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Yani sana para verelim mi? Yani durmuyor bu anarşi diyorlar. Hı hı. Ne yapalım diyorlar. Dedi ki Rabbimin beni kendisine sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç ve nimet, imkan daha hayırlıdır. Yani Allah'ın bana verdikleri daha hayırlıdır. Ben para istemiyorum diyor. Ben parayla iş yapmam. Allah rızası için yaparım. Madem öyle bana insani güçle yardım edin. Yani o zaman topluluk olarak destekleyin. Sizinle onun arasında sapasağlam bir engel kılayım. O teröristlerin faaliyetini durdurayım diyor. Yani ona bir çözüm bulacağım diyor. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Dedi ki bana getirin üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Ahir zamanda savunma sanayinin iki temel faktörü demir ve bakır. Mesela doğuda
tanklar, toplar falan, bütün savunma malzemeler demir. Hı hı. Diğer elektronik aksamda da ağırlıklı olarak bakır kullanılıyor. Evet. Yani ahir zamanın iki önemli metaline dikkat çekilmiş. Yani sanayide, savunma sanayinde kullanılan iki ağır metale dikkat çekilmiş. Böylelikle ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Yani muazzam bir savunma hattı meydana getiriyor. Mesela bu Fransa'da Majuno hattı vardı, hatırladım. Evet. Değil mi? Evet. Orada da mesela geniş çapla demir ve bakırla yapıldı. Muazzam bir set inşa edildi. Buna bu şekilde bir sete inşa dikkat çekiliyor. Dedi ki bu benim Rabbimden bir rahmettir. Allah'ın rahmetinden bu oluyor diyor. Benim bir gücüm yok. Rabbimin vaadi geldiği zaman, ahir zaman geldiği zaman o bunu dümdüzde de Rabbimin vaadi haktadır. Yani kıyamet oluştuğunda bakın zaten direkt kıyamete geçiyor. Yani ayetin siyak ve sibakından anlıyoruz ki ahir zamanla ilgili bir konu. Yani direkt çünkü o konu hemen kıyamete geçiyor. Demek ki ahir zamanda olacak bir konu. Kıyametten hemen önce olacak bir konu. İnşallah. Ona işaret ettiğini anlıyoruz. Biz o gün bir kısmını, bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Yecüc ve Mecüc birbirine girmişler artık. Yani son dönemde muazzam bir anarşi ve kan dökmesi olacak 1506'dan sonra. Yani insanlar birbirini yiyecekler. Müthiş bir terör başlayacak. Ona dikkat çekiyor ayet inşallah. Bir kısmı bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Arkasından sura üfürülmüştür. Artık onların tümü bir araya gelmiştir, getirmişiz diyor. Ve kıyamet kopmuştur artık diyor. Peş peşe olaylar anlatılıyor.